böyle bir fırsat oldu. Bu fırsatı genel başkanımız tanışmak istiyor. Mikrofonu uzatacağız. Orada birbirimize Türkiye'de 81 il, 955 ilçe. Türkiye'nin son 20 yılına baktığınızda Osmanlı'nın son 50 yılına benzediğini görürsünüz. Ve adeta sadece adı konmamış bir duyunu umumiye tarafından yönetiliyoruz. Adı konmamış ama yönetim biçimi aynı. Halkın sırtına yüklenen vergiler aynı. Zamlar aynı. Bildiğiniz aynı dönemi yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu işin sonu tarihte de olduğu gibi, yakın coğrafyamızda da olduğu gibi, üzülerek söylüyorum, endişe içinde söylüyorum, ama savaş olabilir. Buna gitmek istemiyorsak, kendimizi muhafaza etmek, geleceğimizi korumak, kurgulamak, istediğimiz gibi yönlendirmek istiyorsak, bunun yolu siyasettir. O zaman hepimiz Bağımsız Türkiye Partisi neferi olarak siyaset yapmak zorundayız. Çünkü ülke gerçekten her anlamda parçalanmanın eşiğine gelmiş vaziyette. Ve sanmayın ki bu topraklar, bakın çok değil, bundan 100 yıl önce bu topraklar işgal altındaydı. Bu işgalciler sanmayın ki bugün bu işgal düşüncelerinden vazgeçmiş durumdalar. Hiçbir zaman vazgeçmediler. Bugün bizi kültürel olarak ellerinin, avuçlarının içine almış vaziyetteler. Bizi ekonomik olarak avuçların içine almış vaziyetteler. Bakın iktidarımız fellik fellik para arıyor. Bir gün Avrupa'ya gidiyor, bir gün Körfez ülkelerine gidiyor. Yakında Asya turlarını başlatırlar muhtemelen. Hani müflis tüccar artık ne varını, yoğunu, her şeyini herkese satmaya başlar ya. Türkiye o durumda. Size anlattıkları yok ülkemiz büyümüş, yok ülkemiz bir noktaya gelmiş. Ya çok düşünmenize gerek yok. Türkiye'nin dış borcunu son 20 yılda açın bakın görürsünüz. İşte bizi başkasının eline bakmaya muhtaç edenler yarın bizim parçalanmamıza, yarın bizim yok olmamıza sebep olacak. Buna dur diyecek kadro sizsiniz. Buna dur diyecek kadro Bağımsız Türkiye Partisi kadrosu. Bunlar işine geldiği zaman bütün hepsi için söylüyorum. Türkiye'deki bütün siyasi yapılar işine geldiği zaman milliyetçidir. İşine geldiği zaman emperyalisttir. İşine geldiği zaman Atatürkçüdür. İşine geldiği zaman Osmanlıcıdır. Bunlar rüzgar nereden eserse oranın adamıdır. Türkiye'de siyaset dizayn edilmiştir. Dizayn edilmiş siyasetin sonucunda sizin önünüze konan bütün figürler ve fikirler aslında aynı noktadan üretilmektedir. Siz bunu kabul edin ya da etmeyin. Siz bunu fark edin ya da etmeyin. Bu böyle bir gerçektir. Bakıyorsun milliyetçi dediğin insanlar konu ekonomik bağımsızlık olduğunda, konu tarım gıda olduğunda, konu yeraltı madenleri olduğunda hiç milliyetçi değil. Hiç milliyetçi değil. Tarımda ithalat yapar, tarımda milliyetçi değildir. Gıdada milliyetçi değildir. Bakarsın yeraltı kaynakları, madenler ne oldu der, dersin. Ya onlar bizde yok der. Ya da başkaları işletiyor der. Ama baktığın zaman sorsam milliyetçi. Atatürkçü gördükleriniz, Atatürk bugün olsa neye karşı çıkardı diyorsanız, bugün Atatürkçü gördükleriniz, Atatürk'ün karşı çıkacağı bütün şeylere sarılmış ilerliyor. Türkiye'deki siyasetin özeti bu. Aklınıza hangi husus geliyorsa, Atatürk bununla mücadele et, milli mücadele verdi. Hayatını ortaya koydu. Yüz binlerce insanımız şehit oldu. Bu uğurda. Ne kazandık? Bağımsız. Siyasi ve ekonomik bağımsızlığa sahip bir cumhuriyet, devlet kazandı. Sonra bunu yapan Atatürk'ün karşısında bu siyasi ve ekonomik bağımsızlığı gittik başkalarının eline verdik. Buna da Atatürkçülük dedik. E şimdi kusura bakmayın da buna inanmak saflıktır. Buna inanarak bunu yapan siyasetçi de en hafif tabirle söylüyorum ahmaklık yapıyordur. Öyle bir şey olmaz. Bu cumhuriyete, bu devlete, bu millete sahip çıkacaksak tam bağımsızlık demek zorundayız. Tam bağımsızlık. Nedir bu tam bağımsızlık? Ekonomide bağımsız olacaksın. Siyasetinde bağımsız olacaksın. Eğitiminde bağımsız olacaksın.
askeriyende bağımsız olacaksın. Senin ordunu bile dizayn ettiler ya. Gittin ona buna peşkeş çektin, doğru mu? Hükümetler, iktidarlar eliyle FETÖ sızmış. Nasıl sızdı bu orduya? Nasıl sızdı? Ben FETÖ'cü dediğini 100 metreden tanıyorum. Siz tanıyamadınız mı? Siz anlayamadınız mı? Ben 100 metreden görünce tanıyorum bunu. FETÖ'cüdür bu diyorsun. Siz tanıyamadınız. Yok ya. Sizin elinizle orduya sızdırıldı. Hiçbir şeyimiz bağımsız kalmadı. Hepsi elimizden alındı. Bu bir tehlike. Din diyerek kandırdıkları insanımızı ayıktırmak zorundayız. Atatürk diyerek kandıranları da ayıktırmak zorundayız. Bakıyorsun Türkiye'de dini eline almış bir siyasi oluşum var. Müslümanları manipüle ediyor da. Milliyetçiliği eline almış siyaset aynısını yapmıyor mu? Atatürkçülüğü eline almış siyaset aynısını yapmıyor mu? Hepsi aynısını yapıyor. O zaman hepsini ayıktıracak olan biziz. Ha diyeceksiniz ki ya biz hem Atatürkçü, hem milliyetçi, hem muhafazakar, hem demokrat, hem layık nasıl olacağız? İşte böyle yaşadığınız gibi olduğunuz zaman öyle oluyorsunuz. Bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bu ülkenin kurucu felsefesinin içinde zaten bunlar var. Baktığınız zaman Atatürk tam olarak bu insan. Hem milliyetçi en üst düzeyde, hem cumhuriyetçi en üst düzeyde, hem en üst düzeyde dindar, hem en üst düzeyde laik. Biz Atatürk gibi ne gibi olacağız? Atatürk gibi olacağız. Yapacağımız iş bu. Felsefemiz bu ve bütün topluma anlatacağız diyorum. Çay içebiliriz değil mi? Tabii sorusu olan varsa burası şey bir ortam, çok da kalabalık.